Evet efendim, Türkiye'nin risk priminde yükseliş de var. Bir CDS tarafına bakalım, öyle hocamıza dönelim. Çünkü %2'ye yakın yükseliş var. 274 bas puanla bugüne başlıyoruz. Buradaki yükseliş sürüyor. Bakalım, dün de ifade etmiştim, 280'lerin üzerine bir kez daha çıkacak mıyız? Cuma hatırlatıyorum, gündemimizde gri listeden çıkıp çıkmayacağımız olacak. Peki, her salı olduğu gibi Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamıza dönelim şimdi ve detaylı olarak bir Borsa İstanbul'u, Merkez Bankası'nı, gri listeyi, her şeyi yorumlayalım. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Perihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi biraz da risk birimimiz yükseliyor, kur yükseliyor. Dolayısıyla önce bir isterseniz böyle tam tersi yapacağım. Genelde her sabah borsayla başlıyordum ama bugün bu risk birimindeki yükseliş, kurdaki yükselişi konuşalım sizlerle. Yani burada Dolar Türk Lirası tarafında en son Barclays'in raporu vardı. Yaz aylarında TL diye biraz değer kaybettirilebilir diye. Bunun adına değer kaybettirmek diyorum. Çünkü Merkez Bankası'nda artık eli kuvvetli, öyle değil mi? Yani yeterli kadar artı bölgeyi de geçti zaten swap hariç, net rezervlerde. Şu an kurşunu da var ama TL'nin de bir miktar değer kaybetmesi gerekiyor diye konuşmuştuk. Tabii daha önce de söylemiştik, hani dövizin bulunduğu yer aslında hani her zaman aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye tabir ettiğimiz bir yerdeydi. Çok aşağı gelmesinin de işte verebileceği tahribat vardı. İşte yukarı gittiğinde zaten en büyük problem enflasyon. Yani dövizin yukarı gidiyor olması en büyük işte mücadelemiz olan enflasyonu özellikle tetikleyeceği için dövizde bir baskı görmeye devam ediyoruz. Ama bunun da çok aşağı gelmeyeceğini söylüyorduk. Biliyorsun 20'ler konuşuluyordu. Ama hani 20'lerin hem doğru olmadığını, hani bu yapılabilecek bile olsa, baskıyla yapılabilecek bile olsa doğru bir şey olmadığını, zaten bazı sektörlerin bu konularda ciddi serzenişte bulunduğunu, haklı olarak bu arada söylemiştik. O yüzden de ben zaten 30 TL'nin altında bir döviz hareketi beklemiyordum. Olmadı da hani bu tür söylemleri hatırlıyorsun. İşte 30'un altına gelebilir, 20'ler görülebilir filan. Bunlar gerçekçi değil. Hatta şunu da konuşmuştuk, yani bir süre sonra böyle yavaş yavaş dövizde özellikle dediğimiz gibi hani bir küçük artışlar görmeye başlayabiliriz. Bu böyle çok uzun bir süre baskı altında tutulmasının da ileride dövizin fiyatlaması konusunda ciddi sorunlara yer açacağını söyleyebilirim. Neden? Şöyle dönün tarihe bakın. Dönüp tarihe baktığınızda dövizin baskılanıp da sonunun kötü olmadığı hiçbir case gösteremezsiniz. Hiçbir örnek gösteremezsiniz. Yok yani. Geçmişte döviz defalarca baskılanmaya çalışılmış. İşte sabit kur dönemi yaşanmış, orada yine benzer şeyler yapılmış ama eninde sonunda bu yıllar sonra bile olsa çok sert bir tepkiyle karşılaşılmış. O yüzden bunu bir şekilde dövizin fiyatının hani dengeli de olsa, kontrollü de olsa bana sorarsanız yavaş yavaş yukarı çekilmesi lazım. Çünkü dediğin gibi eli güçlü Merkez Bankası'nın artık. Artı bir de şöyle düşünmek lazım Perihan Hanım. Ciddi bir sıcak para girdi. Şimdi girerken tamam, bu bizim elimizi güçlendiriyor. Fakat bu para zamanı geldiği zaman da tabii ki yani nasıl şimdi elimizi çok rahatlatıyorsa, elimizi çok güçlendiriyorsa bu para çıkarken çok ciddi tahribat yaratma potansiyeli taşıyor. İşte Merkez Bankası'nın elini bu kadar güçlendirmesi, rezervlerini bu kadar arttırmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Orada eğer güçsüz olursanız, eğer yeterince rezerviniz olmazsa o takdirde bu çıkış sırasında hiç beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hep kur şokları öyle ortaya çıkıyor zaten ama buna da bence bir miktar hazır bu topladığı rezervlerle. Ondan dolayı hani ben şu anda dövizin bir miktar yükselmesini sağlıklı buluyorum. Böyle de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum aslına bakarsan. Yani artık 33'lü rakamlara bir an önce gelmemiz gerektiğini, artık 32'li rakamlardan yani bir bant yukarı 33'lü rakamlara gelmemiz gerektiğini ve geleceğimizi de düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama sert bir hareket beklentiniz yok değil mi hocam? Kademeli yükselişle sert bir hareket farklı şeyler ya çünkü. Perihan Hanım şöyle, tabii ki dediğim gibi yine kontrollü, hani ne diyeyim, işte kanalda bir üst seviyeye geçme gibi düşün. Yani 32 ile 33 arasındaydık.
33 ile 34 arası bir seviyeye geçişin ben sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı da hani böyle de bekliyorum bu arada. Yani 33 ile 34 arasına bir geçiş yaşayacağımızı, bir üst banda geçeceğimizi. Ama sert bir hareket elbette beklemiyorum. Hani sert bir hareketin olabilmesi için söylediğim gibi yani bir takım dengelerin değişmesi lazım. İşte mevcut politikalardan vazgeçilmesi lazım. Ya da işte söylemlerde buna dair bir şeyler olması lazım. Ama öyle değil. Mevcut politika sahipleniliyor. Uygulanmaya çalışılıyor. O yüzden şimdilik bu manzarada böyle ani sert bir hareket beklemiyorum. Ama dediğim gibi yavaş yavaş kıpırdanmalar olacağını düşünüyorum ben yukarıya doğru. Çünkü zaten bunun da sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Evet, Borsa İstanbul'u açtık hocam. %0,12'lik yükselişle açtık. En iyi performansı BIST 100'de açılışta TOFAŞ'ta giriyorum. TOFAŞ için de sizleri tebrik ederim bu arada. Çok yakın zamanda konuşmuştuk. Evet. 260'larda, 280'in üzerinde hareketin sertleşebileceğini ifade etmiştiniz. Bakın bugün 345 lirada güzel bir kazançtan bahsediyoruz. Şu an en iyi performans TOFAŞ vallahi olunca bunu da hatırlatmak istedim bu arada. Perihan Hanım, dedim ya sizin hafızanız gerçekten meslek çok iyi. Meslek hastalığı 285 üzeri güzel ki 285 üzeri çok güzel bir rally başlar demiştik hatırlarsan. 285'in üzerinde kapanışı yaptıktan sonra çok güzel bir hareket başlattı. Bunu da tabii neye bağlıyoruz? Yani Stellantis haberinin biraz da elinin kulağında olmasına bağlıyoruz. Hı. Yani gelen haberler Rekabet Kurumu'ndan artık burada sona gelindiğini bize net olarak ifade ediyor. Dolayısıyla her an bir Stellantis haberi görebiliriz ki hani inşallah olumlu olacağını düşünüyorum ki olumlu olması halinde biliyorsun pazar payı en yüksek araç şirketi olacak, otomobil şirketi olacak. Dolayısıyla da hani kendisine faydası otomotiv sektöründe bir daralma olsa bile şirket olarak TOFAŞ'a faydasının çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da bu güzel hareket başladı. Ama şurada yatırımcıyı şuna da uyarmak lazım. Belki de zaten bu beklenti satın alınıyor. Hani haberin gerçekleşmesiyle beraber son bir hamle yapılıp oradan bir realizasyon gerçekleşebilir. Buna da dikkat etsinler. Dikkat, yani. Bunu da söylemek lazım. Tabii, borsada hani beklenti alınır, gerçekleşen satılır diyorsunuz yani. Yani bunu da unutmamamız lazım. Beklenti alınır, gerçekler satılır. Eğer bunu yaparlarsa bu takdirde de çok kısa vadede çok sert bir yükseliş oldu. Yani 245 liradan işte neredeyse 350 liraya dayandık. Ondan dolayı haberle beraber, habere kadar götürülmeye devam edip haberle beraber belki son bir hamle arkasından bir sert realizasyon da gelebilir. Tabii bunun tersi de olabilir ayrı ama bu ihtimaller dahilinde yani şu anda durduğu yerde hiçbir haber yokken böyle bir fiyatlamanın gerçekleşmesi bu söylediğim tezi güçlendirebilir. Yani o yüzden haber geldiğinde biraz daha dikkatli olsunlar, teknik seviyelere biraz daha dikkatli olsunlar. Burada benim gördüğüm artık 350'yi göreceğiz gibi duruyor. Belki bugün bile görebiliriz. Burada ne yapacağı 350 psikolojik de bir seviye aynı zamanda. Eğer Stellantis haberi yakın bir zamanda gelirse belki bu TOFAŞ'ı işte 350-400 arasına 400'lere doğru sürükleme ihtimali söz konusu. Ama bu seviyelerden sonra da birazcık dikkat etmek lazım. Fiyatın içine girmiş olma ihtimali çok kuvvetlenecektir. Özellikle 350'yi de geçerse buraya dikkat edelim. Yani 350'den sonra lütfen dikkat diyelim yatırımcılara. Evet, şimdi malum açılışta en iyi performans TOFAŞ'ta olunca oraya bir göz kırptık. Geldik şimdi tekrardan Borsa İstanbul tarafına. Hocam neden takıldık burada? 10.780 aşağı yukarı da 327-28 dolar civarındayız. Ama burada grafik takıldığımızı gösteriyor. Yani son 3 işlem gününün mumuna bakıyorum minicik ve dolayısıyla burada bir tıkanma var. Nedeni ne olabilir? Teknikle mi açıklayalım, temelle mi? Şimdi bana sormasan biliyorsun kısa vadede hızlı bir hareket gördük. Hareketli ortalamalara değmeden özellikle benim kısa vade için çok dikkat ettiğim hareketli ortalamanın 5 günlük hareketli ortalama olduğunu biliyorsun. 5 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman ben basit bakıyorum. Ve borsadaki hareket önceki hareketlerden farklı olarak 5 günlük hareketli ortalamaya neredeyse hiç değmeden devam etti 5-6 gün üst üste. Yani bir dönüp de 5 günlük hareketli ortalamaya geri dönüş yaşamadık, değmedik. İşte dolayısıyla bu kadar hızlı yükseliş yani gepli bir
üçüncül trend kırılışı, arkasından 5 günlük hareketli ortalamaya hiç değmeden 3 gün 4 gün üst üste sert hareket. Biraz dinlenmesi gerekiyordu Perihan'ın, biraz durulması gerekiyordu. Dün ilk defa 5 günlük hareketli ortalamaya çok yaklaştık. Bugün de dokunma arefesindeyiz. Yani bana sorarsan bir dinlenme. Bence 5 günlük hareketli ortalamanın 22 günlük hareketli ortalamayı geçiyor olması, hacmin gittikçe yükseliyor olması hareketin devam edeceğini gösteriyor. Sadece 3-4 günlük bir dinlenme yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de ben hareketin devam edeceği yönünde bir beklentiye sahibim. Peki hani ne olursa hareket devam edecek. Burada dikkat edeceğimiz birinci seviye 10.800. Buraya dikkat etsin yatırımcılar. 10.800 bizim ilk direncimiz olacak hareketin devamı noktasında. 10.800 eğer ki geçilirse o takdirde 10.900 bizim ikinci direnç seviyemiz olacak. Ve 11.000 üçüncü direnç seviyemiz. Bunlar kısa vadeli bu arada. Yani 10.800'ün geçilmesi bizi 11.000 seviyelerine doğru tetikleyebilir. Fakat burada ben kanal hedefine gitme olasılığımızı kuvvetli görüyorum bu arada. Çünkü genellikle stokastik göstergesinin 80 seviyesini yukarı kırdığı yerde eğer 5 günlük hareketli ortalama 22 günlük hareketli ortalamayı henüz yukarı kesmişse ben burada hareketin devam ettiğini görüyorum. Genellikle tabii bu bir gözlem. Teknik bir gözlem. Ve görüyoruz şu anda stokastik seviyesi 90 seviyelerinde ve 5 günlük hareketli ortalama 22 günlük hareketli ortalamayı yukarı keseli de daha 2 gün olmuş. Dolayısıyla ben burada hareketin devamını biraz daha gerçekçi görüyorum. Kısa vadeli 11 binlere doğru başta 10.800 direnci aşılmak koşuluyla 11 binlere doğru bir kısa vadeli hareket görebiliriz. Ama burada nihai hedefin ikinci trend hedefinin 11.500 olacağını düşünüyorum Perihan Hanım. Yani hareketin devam edeceğini ve bunun da 11.500'lere kadar uzama ihtimalinin kuvvetli olacağını düşünüyorum. Ama orada dikkat. Yani daha önce ben bunu 11.100 civarında kullanmıştım. Yani 11.100'ün çok önemli bir uzun vadeli direnç olduğunu söylemiştim. Geçmişten gelen zirvelerden bir çizgi çektiğinizde endeksin TL bazlı grafikteki tüm zirvelerinden bir çizgi çektiğinizde 11.100 önemli bir dirençtir. Oradan da geri döndük hatırlarsan. Hatta hatır sayılır bir biçimde geri döndük. Allah'tan kanal içerisinde kalmayı başardık. Yani ikinci trend kanalı içerisinde kalmayı başardık. Kanal desteğinden de şimdi yeniden kanal direncine doğru bir hareket yapıyoruz. İşte şimdi o geçmişte 11.100 olan çizgi tabii zaman içerisinde yukarıya evrilmeye devam ettiği için, yukarı doğru gitmeye devam ettiği için bugün 11.500 liradan geçiyor. O yüzden de yatırımcı kısa vadede 10.800 geçilirse kısa vadede 11.000 seviyesini neredeyse kesin gözüyle bakmalı bana sorarsan. Ama bunun özellikle ve özellikle 11.500'e geldiğinde çok dikkatli olması lazım. 11.500 hayati bir yer. Çok kuvvetli bir direnç bölgesi çizgilerle çizdiğimiz. Burası kırılırsa tabii bu kadar kuvvetli. Hani şunu da vurgulamak istiyorum. Biliyorsun dirençler de kırılmak için. Yani dirençlerden geri de dönebilir fiyat. Ama biliyorsun zamanı geldiğinde, şartlar oluştuğunda o dirençler kırılıyor. Fakat öyle bir dirençten söz ediyoruz ki bak. Eğer 11.500, 2-3 tane çok önemli çizginin kesiştiği yer. Yani orada bir duble direnç var. Dolayısıyla da çok büyük önem veriyorum. Hani bana göre orada bir miktar hisse senedi pozisyonları azaltılıp bekle gör yapılmalı. Eğer 11.500 kırılırsa çok ciddi bir rally'nin gelme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Orası kırılırsa yalnız. Yani orada ben temkinli olacağım. Ben özellikle işte yükselen trend desteğinden güç aldıktan sonra elimdeki hisse pozisyonlarını arttırmaya başladım. Hatırı sayılır bir hisse pozisyonundayım şu anda. Ama 11.000-11.500 aralığında arttırdığım bu pozisyonları kademeli olarak yavaş yavaş azaltmayı da düşünüyorum. Bunu da bilsin yatırımcılar yani.
Peki hocam, şimdi bir konut fiyat endeksi geldi, onu alacağım ekranlara. Neden? Şimdi azaltmayı düşünüyorum dediniz ya, Borsa İstanbul dışında ikinci alternatifiniz enstrüman olarak nedir? Şimdi ben konut fiyat endeksine bakıyorum. 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2.2 oranında arttığını görüyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %48 artmış, reel olarak ise %13 azalmış. Mesela hep şunu konuşuyoruz ya, Türkiye'de işte konut almak biliyoruz bir yatırımdı bugüne kadar. Dolayısıyla şuna da eminiz. Yani eğer ki faiz indiriminin daha başlaması değil, söylemi bile yayılsa hemen yine değil mi fiyatlar artacak. Dolayısıyla bu faiz indiriminin başladığı dönemde mi mesela bir piyasa profesyoneli olarak konut alırdınız? Yoksa hazır faizler yüksekken mesela nakdiniz varken mi? Yatırım olarak mı, ihtiyaç olarak mı? Bir de bunu konuşmak lazım. Yani Borsa İstanbul dışında bir alternatifiniz var mı diye soruyorum aslında. Şöyle Perihan Hanım, biliyorsun Borsa İstanbul dışındaki en önemli alternatifim benim altın. Yani ben altın tarafında hareketin devam edeceği konusunda bunu hani çok güçlü görüyorum. Devam edeceği konusunda bir şüphem yok. Altını sadece teknik olarak da bakmak lazım. Hatta bakarız da birazdan. Yani altını her geri dönüşte portföyde biraz azaltarak yola devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Konut tarafına gelince şu sorunun cevabını vereyim. Bir kere hani bu aralar mı almak lazım, durgunlukta mı almak lazım yoksa faizler düştüğünde mi? Elbette ki bu sorunun cevabı bende durgunlukta almak lazım. Yani bugün gözlemle söyleyeyim, kafamı nereye çevirirsem çevireyim her yerde çılgınlar gibi satış ilanları var yani. Satamıyorlar bu arada. Ve eğer almaya kalktığınızda ciddi bir alıcıysanız, paranız da varsa o takdirde oradaki fiyatla satın alacağınız fiyat arasında çok ciddi bir aşağı yönlü marş oluşma ihtimali var Perihan Hanım. Çünkü yani adam 5 milyona satmak istese dahi ya diyor ki ben bunu 4 milyona bile versem, hani 1 milyon iskonto bile yapsam, hazır faizler de yüksek, zaten derhal bunu faize koyar, 3-4 ay içerisindeki aradaki farkı telafi ederim diyor. Yani bir an önce alıp parayı faize koyma derdinde. Ondan dolayı eğer paranız varsa bir kere hani bunu ihtiyaç olarak da olabilir, yatırım olarak da olabilir. Ama ihtiyacınız var, paranız da var, daha iyi bir dönem olamaz. Sıkı bir pazarlık yapacaksınız ve konutu alacaksınız yani. Yarın Türkiye'de bu şu durum asla değişmez. Faizler inip uygun koşullarla insanlar konut almaya başlayacağı zaman buna dair daha bırak faiz indirmeyi söylemlerin gelmesiyle beraber hemen fiyatlarda tırmanışlar görürsünüz. Dolayısıyla da biraz geç olmuş olur. Yani siz atıyorum 8 milyon almanız gereken bir yeri 12 milyon 11 milyon almak zorunda kalırsınız böyle bir durumda. O yüzden bence şimdi paranız varsa sıkı bir pazarlıkla bir sürü de zaten satmak isteyen var. Konut almak için ben iyi bir dönem olacağını düşünüyorum. Yatırım anlamında şöyle bir problem var Perihan Hanım. Dolar bazlı ben uzun bir süre konutlarda kar edilebileceğini düşünmüyorum. Dolar bazlı. TL bazlı edeceğiz. Çünkü illaki faiz anlamında bir adım atılacak bu konuda göreceğiz. Yani muhtemelen Eylül'den sonra, muhtemelen yeni yıla doğru. Burada TL bazlı mutlaka para kazanacak yatırımcı ama dolar bazlı bu böyle olmayacak. Yani dolar bazlı da bizim kısa vadede, orta vadede çok da bir para kazanma ihtimalimiz yok diye düşünüyorum. Bir süre burada ciddi bir dengesizlik ortaya çıktı. Peki hocam, hani Borsa İstanbul dışında en büyük alternatifim altın dediniz. Dolayısıyla bu yılın geri kalanında altının enflasyonu yenebileceğine inanıyor musunuz? Yılın geri kalanı için konuşuyorsak yenebileceğine inanıyorum. Yani zaten enflasyon tarafında bir tık rahatlama göreceğiz. Ben enflasyondan daha iyi bir getiri potansiyeli taşıdığını altının düşünüyorum. Dinlendiğini düşünüyorum şu anda. Zaten grafiğe baktığınızda bunu anlarsınız. Çünkü çok önemli kritik eşik geçildi benim için. Yani yaklaşık olarak 3-4 yıldır geçilemeyen ya da birkaç yıldır geçilemeyen 2078 doların geçilmesiyle zirvede bir dinlenme yatay hareket başladı.
Ve bu yatay hareketinde destek noktasına da yakınız bu arada. Yani ben ons altının 2300 dolarlı seviyelerin altında pek de kalıcı olacağını düşünmüyorum Pelin Hanım. Yani daha önce de söyledim, buralara gelir ama burada kalıcı olmaz. Altın spekülatörleri devreye girer, altın yatırımcıları devreye girer. Ve bunu buradan, bu seviyelerden toplarlar, 2300'ün altındaki seviyelerden. O yüzden bence 2300'ün altına tüm sarkmalar çok güzel bir şeydir, potansiyel yatırımcılar için. Peki altında daha güzel bir hareketi ne zaman görürüz? 2450 geçildikten sonra görürüz. Yani siz gittiniz 2300'ün altından kademeli olarak altın toplamaya başladınız. Hedefiniz, bir kere orta vadeli hedefiniz, kısa orta vadeli hedefiniz 2450 olmalı. Orada bir yatay direncimiz var. İkidir geçemiyoruz orayı. Ama ne zamanki orayı geçtiğini görürüz, o zaman bu bizi 2600-2750 arası bir seviyeye atabilir yılın sonuna kadar. Yani 2450'nin geçilmesine dikkat. Aşağıda 2300'ün altı çok güzel bir bölge. Yukarıda da hareketin daha da sertleşeceği bölge 2450, ama burada tabii 10 yıllık ABD tahvillerinin ne yaptığı, Fed'in söylemleri, özellikle devreye girecek olan konular, tabii jeopolitik gelişmeler, tüm bunlar denklemin içerisinde, bu gözle bakmak lazım. Fakat ben borsa dışındaki diğer alternatifim, hatta bireysel emeklilik fonlarında hisse senedi ağırlığım daha yüksek, ama hisse senedini izleyen ikinci ağırlık altında benim. Ve tabii ki yüksek vadeli mevduatı da bireysel emeklilik fonlarının içerisine katmış durumdayım. Dolayısıyla da şu anda dengeli bir biçimde gidiyoruz. Ama konut tarafında dediğim gibi ben biraz borsacı olarak, borsa yatırımcısı olarak konutu şöyle bir yöntemle alıyorum. Yani belki 3-4 tane alımımı böyle gerçekleştirdim. Borsa kazançlarıyla parça parça konut, yani parça parça ödeyerek konut almaya çalışıyorum. Çok büyük bir meblağ, özellikle konut fiyatlarındaki artışı da biliyorsun. Yani borsada kazanç potansiyeli varken ve hani analizlerime de, özellikle temel analizime ve teknik analizime de çok güvendiğim için bu paradan borsada para kazanarak konutu taksitle alma taraftarıyım. Öyle de yapıyorum ben zaten. Benim, bu da güzel bir stil hocam. Tabii yani inan çok büyük faydası oluyor. Zaman içerisinde konut alıyorsunuz. Aynı zamanda da şunu görüyorsunuz, yani bir yandan aldığınız konut, zaten genellikle projeden almayı tercih ediyorum. Tamamlanıncaya kadar zaten iyi bir değere erişmiş oluyor. Borsadan da zaten kazançları borsada tutmayıp orada realize ettiğiniz için duble bir kazanç oluyor aslına bakarsan. Hani bu ciddi bir portföy büyüklüğüne neden oluyor. Yani toplam servetinizde ciddi bir büyüklüğe neden oluyor. Yani bunu gerçekten yaşadım ben. Çünkü 3 tane evi böyle aldım ben. Tamamen hisse senedi kazançlarıyla. Başka hiçbir kazanç araya girmeden. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani eğer gerçekten hisse senetlerinden kazanıyorsanız, hisse senetlerindeki analizlerinize güveniyorsanız böyle bir model gerçekten işe yarayabilir. O yüzden ben hiçbir zaman toplu bir parayı konuta yatırma deneyimini yaşamadım yani. Peki hocam, şimdi tekrardan dönelim o zaman Borsa İstanbul tarafına. Burada Borsa İstanbul'da şu an kayıplar tarafına bakıyorum. %0,23'lük geri çekilme var. Peki dolar bazlı bakacak olursak endekse şu an 326 dolar civarındayız. Dolayısıyla bundan sonraki süreç için, yani yeniden hedefimiz 350 dolar mı? Bu yıl içerisinde buranın üzerine bekliyor musunuz? Ve diğer taraftan tabii şu da soruluyor. Cuma günü gri liste haberi var. Yani haberi dediğim açıklanacak. Yani burada Türkiye gri listeden çıkarsa borsayı etkiler mi diye de izleyenlerimiz soruyor tabii. Tabii gri listeden çıkma beklentisi bir miktar fiyatların içerisinde, biliyorsun Pelin Hanım. Yani öyle bakmak lazım. Çünkü bu beklenti de biraz borsayı tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Şimdi dolar bazında da 320 dolar bizim, biliyorsun, geçmişten gelen kritik seviyemiz. İşte üstüne çıktığımız zaman heyecanlanıyoruz. İşte altına geldiği zaman da hemen böyle karamsar bir yapı içerisine bürünüyoruz. Allah'tan ki üstündeyiz.
Yani 320 dolar güvenli bölge. 320 doların üzerinde kaldığımız sürece 350 dolar, 370 dolar hedef. Evet, yıl içerisindeki önemli hedefimiz. Hani dediğim gibi dolar tarafında ben bir miktar yukarı yönlü hareket bekliyorum kademeli. Hani böyle baktığınız zaman işte bir 350 dolar hedefine işte 35 TL bir dolarla girmeye kalktığınızda 12.250'ye tekabül ediyor. Hani o yüzden ben 320 doların üzerinde kaldığımız sürece 350-370 dolar arası bir hedefin yıl içerisinde olası olduğunu söyleyebilirim. Bu da doların da gideceği yere bağlı olarak hani TL bazlı değişebilir. O yüzden dediğim gibi örtüşüyor şeyler. Yani doların bugünkü fiyatıyla eğer işte 350 doları çarparsanız işte o az önce konuştuğumuz 11.500 çok kuvvetli direncine tekabül eder. O yüzden 320 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler daha güçlü ve işte 350 dolar seviyesine gitmek içten bile olmaz. Ama o bölge yine bizim için şu anda kısa vadeli kritik direnç bölgemiz olacaktır. Biz yeter ki 350 doların üzerinde kalalım. Yani bu en azından hisse senedi yatırımlarımızda bize güven vermeye devam edecektir. Yüksek hisse senedi pozisyonu taşımamız noktasında güven vermeye devam edecektir. Yeter ki böyle olsun. Çünkü 320 doların altına indik, tamam derhal geri çıktık ama eğer 320 dolar altında kalıcılık görürsek bu bizi 285 dolarlara kadar itme potansiyeli taşıyor. Yani dayanamazsak, o gücü görmezsek 320 doların üzerinde kalıcılık gücünü 285 dolara da gideriz yani, onu da söyleyeyim. O nedenle bizim şu anda 320 dolar üzerinde kalmamız olumlu düşünmemize neden olmalı ki ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi sadece ve sadece kısa vadede 10.800 bizim için kritik. 10.800 geçilmeden söylediğim hedeflere gidilmez. Ama 10.800 geçilirse az önce söylediğim bütün hedeflere gitme noktasında bence çok kuvvetli bir ivme kazanmış oluruz. Peki hocam, gelen bilançoları beğendiniz mi? Bilanço dönemi bitti ama yani birçok mesela piyasa profesyoneli de bilançolar kötü diyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un yakıtıdır, öyle değil mi şirket karları? Yani bilançoları iyi gelecek ki bu da Borsa İstanbul'a yakıt olacak. Şirketlerin değeri artacak. Dolayısıyla biz sizin hani uzun yıllardır hep konuşurduk. Ya Borsa İstanbul uzun, ucuz. Neden? Çünkü fiyat kazanç oranına bakın işte 4,5-5'lerde. Yani tarihte kaç kere burayı görmüş ki gözünüzü kapatın alın diye. Ama şu an mesela 8.45'te. Bir de enflasyon muhasebesine geçtikten sonra birçok bilanço gerçekten çok kötü gelmeye başladı. Dolayısıyla şu an mesela açıklanan bilançoların birçoğuna eminim tek tek baktınız, analiz ettiniz. Peki genel bir yorum yapacak olursanız gelen bilançoları beğendiniz mi? Şimdi şöyle, nereden baktığınıza bağlı. Reel baktığınızda beğenmiyorum tabii ki. Yani enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş bilançolar genel olarak zaten ben buradayım diyor. Yani çok kötü. Kârlar özellikle ya zarar ya da çok düşük kâr ya potansiyelin altında kâr. Ha bunu beklemiyor muyduk? Elbette ki bekliyorduk. Yani burada yapılan işlem bir enflasyondan arındırma işlemi. Çok yüksek bir enflasyonist ortamda elbette ki bu kârlar enflasyondan arındığında böyle gelmeli. Yani bu doğal ama hep konuştuğumuz şeyle yani tekrar ediyorum ama hani dedim ya ben reel tablolara bakarak nominal fiyatları yorumlamayı doğru bulmuyorum yani. Bu kim ne derse desin. Burada işte hep aynı örneği veririm. Yani çok iyi bildiğim, her şeyini çok iyi bildiğim şirketlerden biri olduğu için yani Cemtaş'ın veya işte Deva Holding'in işte özellikle enflasyon muhasebesini enflasyon muhasebesi kalemlerini kullanacağımız yere kadarki verileri çok güzelken enflasyon muhasebesi devreye girdiği andan itibaren veriler kötüleşiyor. Bakıyorsunuz evet ilk etapta gelen mali tabloyla beraber bir satış baskısı görüyoruz ama daha sonra büyük yatırımcıların ciddi manada bu hisselere giriş yaptığını görüyoruz devamında. Çünkü şöyle, fiyatlar nominal, tablo reel. O yüzden biz orada nominalde ne kazandığımızı görmeden, nominalde bilançonun ne kadar büyüdüğünü görmeden buradaki nominal fiyatlamayı ya da gerçek değeri aramayı anlamak çok güç olacak. Eğer bak böyle bakarsanız bugün Sabancı Holding, Koç Holding performans berbat. Yani reel tablolara göre performans berbat. Sabancı Holding 5 milyar zarar açıkladı. Ama biliyorsun geri alım yapmaya da devam ediyor yani. Şimdi burada buna bakmak lazım. Ondan dolayı
reel tabloya bakarak bu nominal fiyatları yorumlamaya kalkarsanız kafa karışmaya devam eder. Doğruya ulaşma şansınız zor ve karışacak da bir miktar. O yüzden ben biraz daha o reelin içerisindeki nominal büyüklüğü yakalamaya çalışıyorum. Nominal verileri ve ben burada şuna şöyle hareket ediyorum. Eskiden biz nominal tablolar açıklanırken mali tablonun en altındaki kar rakamlarına odaklanırdık. Nominal tablolar varken. Reel tablolarda bunu yapmaya kalkarsanız şirketlerin çoğu çok kötü durumda. Ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Piyasa değeri bölü defter değeri oranları da enflasyon muhasebesi değerlemelerinden dolayı dehşet derecede düşmüş durumda. Ben daha bugüne kadar sanayi şirketlerinin PD bölü DD'sinin toplu halde bu kadar düştüğünü hatırlamıyorum yani. Bu da enflasyon muhasebesinin bir azizliği bu arada yani. Böyle bakmak lazım. O nedenle peki ne yapmak lazım? Bence doğru kararı verirken gelir tablosunu işte burada da gelir tablosunu bilmek lazım. Yalnız burada da işte bilgi çok ön plana çıkıyor. Hani net kâra bakmaya alışmış bir yatırımcı kitlesiyiz. Yukarıdaki kârlar net kâra gelinceye kadar gelir tablosunun içinde 3-4 tane kâr rakamı var. Burada yukarıdaki kârlara biraz daha bakmak lazım. Daha gerçekçi, daha gerçeği yansıtan fiyatlamada gelecekteki fiyatlamanın ne olması gerektiği konusunda bize daha iyi bir rehber olabilecek kar rakamları olduğunu düşünüyorum. Yukarıdaki kar rakamları. Ondan dolayı aşağıdaki kar rakamlarından ziyade yukarıdaki kar rakamlarına odaklanmayı, mesela nedir bu diye sorarsanız, işte esas faaliyet karı, FAVÖK, yani ben FAVÖK'ün belki de en önemli olduğu dönemlerden birine girdiğimizi düşünüyorum Perihan Hanım. Yani hani net kar bakacağına FAVÖK bak yani. Yani o durumdayız. O yüzden ben biraz öyle değerlendiriyorum tabloları. Eğer böyle değerlendirmeye kalkarsak ne olur biliyor musun? Bizim borsayı yavaş yavaş terk etmemiz lazım. Yani reel tablolarla gelen bilançoları genel olarak değerlendiriyorsak o takdirde terk etmemiz lazım. Ama bir bakıyorsun bir yandan da endeksin ne fiyat kazanç oranında bir şişme söz konusu, PD bölü DD'de zaten 1,5 gibi tarihin en düşük seviyelerinden bir tanesi. Yani endeks bazında baktığımızda tarihin en düşük seviyelerinden birini görüyoruz endeks bazında. Çarpanlarda da hani böyle bir şişme yok. Hani kötüleşme çarpanları yukarı doğru çekebilir, çekmiyor. Böyle bir durumda niye terk edelim? Ama tablolara bakarsan terk etmen gerekiyor. Ya çok büyük zarar görüyoruz ya potansiyeline göre çok küçük bir kar görüyoruz. Benim tavsiyem şimdilik böyle davranmaları, ama ben tabii bu soruna da bir çözüm bulmak istediğim için, biliyorsun senin de sürekli konuk olduğun, bizim de bundan çok memnun olduğumuz bir finans kamp serimiz var. Bunun bir kısmını gerçekleştirdik içerisinde. Ekim ayındaki finans kamplarda Perihan Hanım, bu soruna çözüm buldum. Bu konuda enflasyon muhasebesi konusunda bir profesör arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım, rica ettim, çok özel hazırlanıyor. Biz gerek 17-20 Ekim Finans Kamp Klasik'te, gerekse 24-27 Ekim Finans Kamp Premium'da enflasyon muhasebesine özel yer ayıracağız. Enflasyon muhasebesi tablolarının nasıl okunması gerektiğini yatırımcılara anlatacağız. Yatırımcılara da bu noktada çok büyük bir iyilik yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Peki. Şimdi bakıyorum birçok izleyenimiz DEVA'yı sormuş. Tamam, DEVA ile başlayalım. Bugün zaten listemizde vardı DEVA. İzleyenlerimizi tabii kırmak olmaz. Dolayısıyla sizle daha önceden DEVA bilançosu sonrası konuşmuştuk. Zaten bilanço sonrası da direkt hatırladığım kadarıyla o gün tavan kapatmıştı. İyi bir performans göstermişti. Şu an bakıyoruz. 100 liranın üstüne gider demiştik. Tabii doğru söylüyorsun, evet, doğru evet, hatırlıyorsun. Evet. 100 liranın üstüne de gitti DEVA Holding. Yani bilanço geldiğinde, o diğer yıl sonu bilançosu geldiğinde 70 küsür liraydı. Yani %50 prim potansiyeli yaptı bir kere. Hızlı bir hareket gördük. Yani 70 liradan 100 liranın biraz üstüne bir hareket gördük. Ama 3 aylık mali tablo geldiğinde manzara bozuldu. Şimdi tabii 3 aylık tablo geldiğinde manzara bozuldu. Fakat şöyle bir durum var. Dediğim gibi zarar açıkladı. Fakat mali tablonun yukarısına bakıyorsunuz. Bir kere ciro çok güzel. Ondan sonra ciroyu %50 arttırmış. Geçen yıllar
aynı dönemine göre. Ondan sonra esas faaliyet kârı 3 aylık mali tabloda Perihan Hanım esas faaliyet kârı neredeyse 1 milyar lira. Düşün. Ne oluyor? Neresi bozuyor? Hisse senedi şirket nerede zarara geçiyor? Enflasyon muhasebesiyle alakalı biliyorsun. Bu net parasal pozisyon kâr zararı. Elinde çok yüklü nakit olan şirketleri, nakit ve nakit benzeri şirketleri cezalandırıyor. Elinde hiç nakit olmayan şirketleri ödüllendiriyor. Dikkat ediyorsundur sen de tablolara. Evet. Ondan evet. dolayı çok güçlü nakite sahip olan şirketler net parasal pozisyonda çok ciddi zarara geçiyorlar o kaleme geldiğinde. Böyle bir durum söz konusu. İşte bir zarar açıklaması nedeniyle sert bir satış gördük dün. Çok net konuşayım. Bana göre bir fırsat. Bu sert satış yani o 70 liradan 100 liraya gittikten sonra dönüp tekrar o fiyatlara yaklaşması bana göre çok güzel bir fırsatı beraberinde getirecek. Tabii burada teknik olarak dikkatli olmak lazım. Şimdi özellikle de bugün gündeme almamın sebebi biliyorsun 12 aylık tabloyla beraber uzun süredir devam eden alçalan trendini hacimli bir biçimde yukarı kırmayı başardı. Ve ondan sonra da geriye hacimsiz bir biçimde geldik. Bugün de özellikle onay bölgesine çok yakınız. Yani yatırımcının dikkatini buraya çekmek istiyorum. O yüzden de ben bu hisse senedinde 80'in altında kalıcılık beklemiyorum. Hani ben böyle özellikle şuraya düşmez demeyi sevmiyorum. Düşer. Ama kalıcılığın olmayacağı bölgeleri söylemeyi seviyorum. Ki bugüne kadar da seninle yayında hangisini söylediysek şunun altında kalıcı olmaz diye inan. Geçmişe dönüp yayınları izlesinler. Hiç o seviyenin altında kalıcı olmadı. Özellikle o bölgeleri söylemek istiyorum. Niye söylüyorum bunu? O bölgelerin altına geldiğinde ya bak bu bölgenin altında çok kalıcılık olmaması lazım. Yani şirketin değeri, hak ettiği değer itibariyle burası hakikaten bu bölgenin altı zul. O yüzden biz bu bölgenin altında bunu yavaş yavaş maliyetlenmeye başlayalım dememiz lazım. Şimdi o nedenle de ben bu hisse senedinde 80'in altına sarkmaları muazzam bir potansiyel fırsat olarak görüyorum. Özellikle yatırımcı için konuşuyorum. Alım fırsatı yani. Tabii ki yatırımcı yani yatırımcı kafa yapısına sahip. Orta uzun vadeli düşünenler için bence 86 seviye harika. Ama tabii oraya geleceğinin bir garantisi yok. Yani 86'da kalıcı değil ama gelmeyebilir de. Dolayısıyla hani 80'e yakın bölgelerden kademeli alışlar yapılarak 86 sarkmalarda bu alışların miktarı arttırılarak bence burada doğru davranılmış olur bu hisse senedinde. Teknik olarak temel olarak bakarsanız bana göre hak ettiği bölge hala artık 3 haneli rakamlar. O yüzden ben 3 haneli rakamları bir kere test edip geri döndükten sonra dönüp tekrar test etme olasılığı kuvvetli olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki zamanlarda da biz bu hisse senedini 100 TL'nin üzerinde göreceğiz. Ama dediğim gibi şu anda tablonun azizliğiyle bence güzel alış bölgelerini değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Peki buradan isterseniz Özak'a geçelim hocam. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yılbaşı itibariyle %30'luk bir getiriyle bir miktar endeksin altında diyebiliriz. Aslında geçmişte birçok aracı kurumun da model portföyündeydi ve izlemesinde ama birçok aracı kurum tabii model portföyünden çıkarsa çok da fazla rapor gelmemeye başladı bu arada Özak'la ilgili. Biz şimdi hem temel hem de teknik tarafını konuşalım isterseniz. Çünkü bakıyorum bir Deniz Yatırım'ın burada şeyi var, raporu var. Onun haricinde pek de rapor göremedim. Evet. Şimdi, tabii şöyle, aslında pırıl pırıl bir şirketten bahsediyoruz. Bu özellikle 3 aylık performansı da çok çok iyi geldi. Zaten piyasa değeri bölü defter değeri anlamında birçok GEO hani kendisinden çok daha kötü GEO şirketlerine göre dahi çok düşük çarpanlarla işlem görüyor. Karlılığı da güzelleşti 3 aylıkta. Böyle baktığımızda bence hareket yeni başlıyor. Onu söyleyeyim. Hı. Ben Özak'ı biliyorsun beğenirim. Her zaman da gündeme getiririm. Zaten en son yayınımız çok uzak değil. Hani biz bununla ilgili seninle
bir ay önce falan yayın yapmışızdır. Orada da 8 liranın altında kalıcı olmaz ifadesini kullandım. Ve hakikaten de 8 liranın altına sarktığı gibi orada 3 gün 5 gün ya durdu ya durmadı. Bana göre hareket yeni başlıyor. Bir temel taraf daha iyi hale geliyor. Neden hareket yeni başlıyor açıklayayım. Bir, temel taraf çok daha iyiye gidiyor ve gidecek bu arada. İki, grafiği açtığınızda muazzam bir sıkışma görüyorsunuz. Muazzam. Yani teknik analiz bilen bir adam baktığında sıkışmanın muazzam olduğunu görüyor. Bu arada sıkışma görüyorsunuz derken sıkışma tamamlandı. Yani hareket yeni başlıyor dememin sebebi o. Sıkışmadan kendini yukarıya doğru kurtardı. Peki nasıl kurtardı? Boşlukla kurtardı. Peki bir sıkışmadan kendisini yukarı doğru kurtardığı zaman fiyat bu ne anlama gelir? Kaçış boşluğu. Şimdi bizim insanımızda ne yazık ki şöyle bir şey var. Adam boşluğa bakıyor. Ya diyor ki işte burada bir boşluk var. İşte bu boşluk yakında kapanır. Yani bildiği başka hiçbir şey yok ne yazık ki. Hani o kadar çok yatırımcıyla bir araya geliyorum ki boşlukla ilgili bildiği bir tek şey bu. Ama teknik analiz, yabancı teknik analiz kitaplarını elinize aldığınızda adamlar bir chapter yani bir bölümü boşluğa ayırmışlar. Boşluğun bir sürü türü var. Boşluğun işte nasıl oluştuğu, niye oluştuğu, türleri, her bir türün ne anlama geldiği. Şimdi burada da kaçış boşluğu adını verdiğimiz bir boşluk görüyoruz. Sıkışmadan kendini hacimli bir biçimde yukarı bırakmış. Bu şu demek, bak bugünkü harekete de dikkat et. Bak bugün borsayı geri verirken 5 günlük hareketli ortalamaya kadar geri vermişler. Oradan da hızlı bir biçimde alım gerçekleşmiş. Yani dolayısıyla ben buradayım diyor. Ben bu sıkışmadan kendimi yukarı kurtardım diyor. Ben bir kaçış boşluğu yarattım diyor. Hareketim yeni başlıyor diyor. Dolayısıyla da burada neye dikkat edeceğiz biz bu saatten sonra? Önümüzde tek bir engel var Peri Hanım. 10.30. Eğer bu hisse senedi 10.30'u geçmeyi başarırsa kendisini bir anda 12 ile 13 arasında görecek. Çok yakından dikkat etmek lazım. Ben de özellikle yakın markacıma alıyorum bugünden itibaren. Peki hadi o zaman birlikte nereye gidelim? Sasa'ya gidelim. Bir zamanların yıldız şirketi, evet. Sonra yaşadığı sert konsolidasyon süreci sonrası hakikaten yatırımcısını uzun bir süre bekletti, fiyatlama anlamında mağdur etti ve yeniden burada eski günlerine döner mi diye sormayayım çünkü o çok büyük bir beklenti yaratıyor da yeni bir yükseliş trendi başlatır mı diyeyim hocam. Çünkü %28 bu yıl getirisi, bir yıllık getiri %15 eksi. Yani bir yıl boyunca bekleyen %15 eksi enflasyonu hiç dahil etmeden hem de. Evet, onun zaten biliyorsun süreci uzun süredir de ben konuşmadım. Konuşma evet. İhtiyacı duymamın sebeplerini anlatacağım. Bir yandan da Tofaş çaktırmadan 350'ye gidiyor Peri Hanım. Geldi bilmiyorum, sayılır artık hocam. Tabii %2,5 geldi, neredeyse. Geldi ama evet, tabii geldi, dediğim yani 350 dikkat. Yani 350 bölgesinde ben şahsen kendim dikkatli olurum. Yani ben elinde Tofaş olanlar için hani 350 bölgesi kademeli azaltmak için bir fırsat olabilir. Dediğim gibi eğer beklenti satın alınır, gerçekler satılır, riski söz konusu olduğu için söylüyorum. Hani bu bölgeler hani böyle bir kademeli satış için bir fırsatta olabilir. İşte gelen haber, içerik bunlara bakacağız ama ben de özellikle bu minvalde yakından takip ediyor olacağım. Çünkü ben de Tofaş'ın yatırımcısıyım aynı zamanda. Hem de çok güzel fiyatlarda. Ama dediğim gibi bu bölgeler bence dikkat edilmesi gereken bölgeler, temkinli olunması gereken bölgeler özellikle psikolojik olması sebebiyle. Şimdi gelelim, hocam zaten Tofaş'ı söylediniz. İsteseniz de şimdi 5 gün satamazsınız artık. Ama şöyle dikkat et. Olumlu söylemedim Perihan Hanım. Yani 350 bölgeleri. Yani gerçi evet olumlu bence, söylemediniz doğru. Alım yapamam diye düşünüyorum herhalde. Çünkü ben bu bölgelerde temkinli olurum. Kademeli satış bölgesi olarak görüyorum bu bölgeyi. O nedenle satabilirim yani. Orada bir problem yok. Çünkü kademeli satış bölgesi görüyorum. Yani dediğim gibi tabii Stellantis haberi beklenebilir. Stellantis haberiyle beraber belki bir pik de yapabilir. Yani ondan sonra bir realizasyon da gelebilir. Bilmiyoruz bunu. Temkinli olmak adına dikkat etmek lazım. Yani ben özellikle psikolojik bölgelerde böyleyimdir. Oralarda kademeli satışlar yaparım. Hani bana göre işte 200, 250, 300, 350 hep bunlar böyle psikolojik bölgelerdir Perihan Hanım. Hani o nedenle özellikle temkinli konuşmaya dikkat ediyorum yani. Çünkü
Hakikaten bu bölgelerde ben de dikkatli olacağım yani. Peki biz o zaman tekrar bir Sasa'ya. Tabii Sasa'ya gelelim. Sasa uzun süredir konuşmadığım bir hisse senedi. Fakat hep şöyle söylüyordum yani ağzımın ucuyla şunu söylüyordum. Sasa eski pahalı günlerindeki Sasa değil. Yani bir kere bunu bilelim. Çünkü o zaman biz 30-40 çarpanlar görüyorduk. PD bölü DDD dehşet rakamlar görüyorduk. Ondan sonra diğer yandan bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda şöyle 1-2-3 tane önemli gelişmenin olduğunu görüyoruz. Gelen mali tablolar enflasyon muhasebesine göre gelen mali tablolar itibariyle ben özellikle mali tablosunu beğendiğimi söyleyebilirim Sasa'nın. Peki burada dikkat çeken hususlar neler Sasa tarafında? Önce orayla başlamak istiyorum. Şimdi Sasa'da en önemli şeylerden bir tanesi sermaye 5 milyar ama buna rağmen 3 aylıkta açıkladığı kar 10 milyar. Sermayenin 2 katını biz 3 aylıkta görüyoruz. Bu muazzam. Bu performans böyle devam ederse biz yıl sonu itibariyle Sasa'nın sermayesini belki 6'ya 7'ye katladığını görme ihtimalimiz çok kuvvetli hale gelecek. Bununla beraber bu yüksek kar özellikle PD bölü DD'yi bakın o hani büyük tarihi zirvesi vardı ya konuştuğumuz o büyük tarihi zirvesindeki o bir daha hiçbir zaman göremediği o en ana zirvesinden bu yana aşağı gelmesine neden olan en önemli şeylerden bir tanesi yüksek PD bölü DD'ydi. Bugün itibariyle bakıyoruz 2,94 PD bölü DD ile işlem görüyor Perihan Hanım. Şimdi böyle baktığımızda çarpanlar artık biraz daha rahat. Fiyat kazanç oranına bakıyorsun. O tarihteki fiyat kazanç oranı dehşet. Bugün bakıyorsun 9'larla ifade ediliyor. Dolayısıyla hani bence artık Sasa yavaş yavaş kıvama geliyor temel tarafta. Ama şunu da unutmayalım. Hocam eski şaşalı hareketleri görür müyüz? Şimdi bak o zamanlar için sermaye 1 küsür milyardı. Bugün için sermaye 5,5 milyar. Şimdi sermayenin 1 küsür milyar olmasıyla 5,5 milyar olması arasında fiyat hareketleri yukarı doğru başladığında nasıl bir fark var? Her 1 TL yükseldiğinde bir şirketin piyasa değeri ödenmiş sermayesi kadar artar Perihan. Dolayısıyla eskiden Sasa 1 lira yükseldiğinde 1 küsür milyar lira piyasa değeri artarken bugün her 1 lira yükseldiğinde piyasa değeri 5,5 milyar lira artacak. Bunu unutmamalı yatırımcı. Dolayısıyla da eğer bir yükseliş olacaksa da eskisi gibi böyle biz bunu böyle çok büyük bir rally biçiminde ne yapmayacağız görmeyeceğiz. Belki bir tüpraş gibi göreceğiz artık. Tüpraşın yükselişi gibi göreceğiz. Hı hı. Bir Aygaz'ın yükselişi gibi göreceğiz. Bir Koç Holding'in yükselişi gibi göreceğiz. Yani daha böyle büyük manipülatif hareketlerle bunu böyle görmeyeceğiz diye düşünüyorum Sasa'da teknik tarafta. Ki zaten temel de buna çok müsaade etmeyecektir. Peki teknik olarak durumu ne? Teknik olarak güzel yanı bir kere o tarihi zirveden yani o yatırımcıları travmaya sokan tarihi zirveden başlayan alçalan trendin sonuna gelmek üzereyiz. Bu güzel artık alçalan trendin üzerindeyiz ve buradan da hacimli kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden ben bu bölgelerden 50 TL'lisi bölgelere doğru bir atak olma olasılığını kısa vade için mümkün görüyorum. Ama bizim için kritik bölge yatırımcılar için unutmasınlar 52 seviyesi. 47-52 arası hareket bekliyorum Sasa'da ama özellikle eğer bir daha iyi bir hareket görmek istiyorsak, daha hızlı bir hareket görmek istiyorsak burada 52 bölgesinin geçilmesi gerektiğini, 52 bölgesinin kuvvetli bir direnç olduğunu bilsin yatırımcılar. Ve daha önce sizinle hocam bir de hareket başlamadan önce daha doğrusu Ereğli'yi konuştuk. Ve nitekim Ereğli tarafında son zamanlarda hem bir hacim artışı hem de piyasa üzeri bir performans gördük. Ama ardından tabii biraz realizasyonu da gitti. Bugün 53.10 Ereğli'de fiyat. Şimdi kaçıranlar için bu noktadan sonra Ereğli'yi değerlendirelim isterseniz. Şimdi Ereğli'de sizinle yaptığımız yayınlarda hep bana şu soruyu sorardınız. Hocam sonu gördük mü? Zamanı geldi mi? Geldi mi diye. Cevabımı hatırlıyorsundur. Hı hı.
Ereğli'de en kötü geride kaldı demiştim hatırlarsan. O yüzden burada Ereğli yatırımcısı bir kere bu noktada bir kere şey olmalı, rahat olmalı. Ereğli zaten yatırımcısını ciddi anlamda bezdirdi, yatırımcısını ciddi anlamda üzdü. Uzun süredir de biz ciddi bir yatay hareket görüyorduk ve artık biz Ereğli'de tarihi zirvenin üzerinde tutunma çabası görüyoruz. Ki ben özellikle 50 geçildikten sonra yakın incelemeye almamız gerektiğini söylemiştim. 50 geçildikten sonra güzel bir hareketin başlama ihtimali olduğunu söylemiştim. Ve biz orayı geçmeye çalışıyoruz. Bana göre 50 üzerinde kalıcılık Ereğli'yi kesinlikle daha yukarılara taşıma potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Onu söyleyeyim. Peki nereler olabilir hocam dersen, ilk etapta 60 lira tabii ki. 55 ve 60 dirençleri olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz 50'nin üzerinde kalmayı başaralım. Ereğli'de bu güç var mı? Bir kere mali tablodaki toparlanma bize bunu sağlayacak. Yani enflasyon muhasebesine rağmen sermayenin iki katına yakın bir kârı bizim burada görüyor olmamız. Bu arada piyasa değeri böyle defter değeri anlamında 0,80'li rakamlarda işlem görüyor olması. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda bir kere kesinlikle Ereğli'de temel potansiyelde devam ediyor. Teknik potansiyelde devam ediyor. O yüzden buralarda elinin üzerinde kalıcılığa ikna olduğumuz yerde Ereğli kesinlikle denenmesi gereken, portföye dahil edilmesi gereken bir hisse konumunda. Elinde olanlar için de bence tut konumunda şu anda. Peki hocam, bu noktadan sonra hala portföylere Turkcell koyulabilir mi? İletişim tarafında, telekomünikasyon tarafında zaten pozitif bölgede olduğunuzu ifade etmiştiniz. Yılbaşı itibariyle getiri %76, bankalara paralel bir getiri, bankacılık endeksine paralel bir getiriden bahsediyoruz. Hala daha portföye eklenme şansı var mı mesela Turkcell'in? Yani şöyle, Turkcell'de tabii tablo gittikçe iyiye gittiği için Perihan Hanım, yani temel analiz güncellemesi yaptığınızda hep daha yukarı fiyatlar buluyorsunuz. Dolayısıyla burada şuna bakmak lazım. Sert geri gelişlerde mutlaka portföye dahil edilmesi lazım. Hareketli ortalamalara, önemli hareketli ortalamalara geri dönüşlerde mutlaka dahil edilmesi lazım. Çünkü biz biliyorsun, seninle geçmiş konuşmalarımızda hedef 100 diyorduk ama bugün geliyorsun, bugün mali tablolara baktığında çok ciddi bir FAVÖP, yüksek amortisman gideri, yani bütün bunları göz önüne aldığımızda gizlenmiş bir kar. Böyle baktığınızda da yani 130'lar, 135'ler, 140'lar hedef fiyatlar haline dönüşmüş oluyor. 100 liradan oralara taşınmış oluyor. Böyle olunca da neden ben 100 liranın altına geldiğinde, sert geri geldiğinde portföyüme koymayayım? Bilmiyorum, bu arada raporlar var mı son dönemlerde? Vardır sizde. Hani ne diyor raporlar bu konuyla alakalı? Ama ben burada gördüğüm kadarıyla mali tabloları incelediğimde özellikle FAVÖ'ye dayalı bir değerleme yaptığında hisse senedinin 130'larda, 140'larda, 130-140'ların hedef bölge olmasını çok normal karşılıyorum yani. Hı hı. Hocam, bir canlı yayınımız var. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırılmasının 2023 yıl sonu sonuçlarını açıklıyor. Oraya dönüyoruz. Zayıf kaldığını görüyoruz. Yıl boyunca jeopolitik gerilimlerin yüksek seyri, dünya ekonomisindeki derinleşen teknolojik rekabet, artan korumacılık ve kutuplaşma eğilimleri büyümeyi baskıladı. Bu zayıflık dünya genelinde sektör olarak sanayiyi ve bölgesel olarak da Avrupa'yı olumsuz ayrıştırdı. Türkiye ekonomisi ve sanayimiz başta Avrupa talebinin zayıflığı ve jeopolitik gerilimler olmak üzere tüm küresel faktörlerden etkilenerek kendi içinde de önemli gelişmeler yaşadı. Maalesef hepimizi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri yol açtığı insani kayıpların yanı sıra bölge ekonomisine de büyük bir darbe vurdu. Bölgenin yeniden inşası önemli bir kaynak gereksinimini ortaya çıkardı. Ekonomi politikalarına baktığımızda hatırlayacağınız üzere yılın ilk yarısı boyunca büyüme önceliği korunarak enflasyon ve cari açık gibi kırılganlıkların geri planda kaldığı yaklaşım devam etti. Seçimlerden sonra, yani yılın ikinci yarısında ise büyük bir değişim yaşanarak enflasyonla mücadele merkezli bir normalleşme programı devreye alındı.
Öte yandan bu değişim süreci sanayimiz açısından kaçınılmaz olarak daha sıkı finansman koşullarına ve de tabii ki daha zorlu bir iş yapma ortamına yol açtı. Bu bağlamda hem büyüme performansı hem de ekonomi politikaları açısından birbirinden son derece farklı, adeta iki ayrı yıl yaşandığını vurgulamamız gerekiyor. Sonuç itibarıyla 2023 yılında ekonomik büyümemiz %4,5 büyümeyi başardı ise de bu büyümenin yapı olarak çok sağlıklı olduğunu söylememiz mümkün değil. Sanayi sektörümüz %0,8, imalat sanayimiz ise %1,6 büyüme ile genel ekonomik performansın gerisinde kaldı. İhracat ise Türkiye genelinde zayıf bir artış ile sanayi sektöründe ise hafif bir düşüş kaydetti. Buna ithalattaki sert artışın etkilenmesiyle dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti. Dolayısıyla 2023'ün sanayi sektörümüz adına zorlu bir yıl olduğunu söylememiz hiç de abartılı bir ifade olmayacaktır. Nitekim 2023 yılı ISO 500 sonuçları da sanayimizin içerisinde faaliyet gösterdiği bu ekonomik arka planın yansıtması bakımından oldukça değerli bulgular içeriyor. Sonuçlara geçmeden önce son olarak önemli bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yüksek enflasyon nedeniyle 2023 yılında enflasyon muhasebesi uygulaması yıllar sonra yeniden hayatımıza girdi. Az sonra detaylı şekilde göreceğimiz gibi parasal olmayan kıymetler üzerinde uygulanan enflasyon düzeltmesi ISO 500 firmalarının öz kaynak ve aktif toplamı büyüklüklerini de önemli ölçüde etkiledi. ISO 500 enflasyon düzeltmesi uygulamasının sanayi kuruluşlarımıza etkilerini geniş bir veri setiyle ölçerek analiz eden öncü ve de bilimsel bir araştırma olması açısından da büyük bir değer taşıyor. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, bu değerlendirmelerimizin ardından şimdi artık ISO 500 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı araştırmamızın sonuçlarına geçebiliriz. ISO 500'de üretimden satışlar 2023 yılında %42,1 oranında artarak 4 trilyon 485 milyar liradan 6 trilyon 375 milyar liraya çıktı. Az önce de nedenlerine kısaca değindiğim gibi 2021 ve 2022 yıllarına göre zayıf bir performans işaret eden bu artışın 2022 yılının sonundan itibaren geriye olduğunu da tahmin etmek zor değildi. Üretimden satışlarda büyüme bir önceki yıl %119 iken 2023 yılında %42,1 gerilemesine nedenlerinize baktığımızda yavaşlayan küresel talep, 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığımız acı deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişimin belirleyici rol oynadığını söyleyebiliriz. Üretimden net satışlardaki asıl olumsuz görüntüyü reel değişimlerde görmemiz mümkün. ISO 500 büyük kuruluşlarının üretimden satışlardaki reel değişimlerine baktığımızda şu sonuç dikkat çekiyor. 2023 yılı verileri yıl sonu tüketici enflasyonu ile arındırıldığında üretimden satışların 2022 yılına göre reel olarak %13,8 daraldığını görüyoruz. Reel değişimleri hesaplarken son yıllarda hep yaptığımız gibi bu yılda yıl sonu TÜFE enflasyonunu kullandık. Fakat bir taraftan da biliyoruz ki 2023 yılı boyunca yıllık enflasyon oldukça değişken bir seyir izledi. Hatırlatmak gerekirse yıl sonu enflasyonu TÜFE'de yıllık %64,77 iken ÜFE'de %44,22 ile daha düşüktü. Yıllık ortalama enflasyon ise TÜFE'de %53,86, ÜFE'de ise %49,93 olarak gerçekleşti. Sonuç olarak hangi göstergeyi kullanırsak kullanalım, 2023 yılında ISO 500'ün üretimden satışları enflasyonun altında kalmış
ve reel olarak bir gerileme göstermiş bulunuyor. Eğer bu hesaplama ortalama TÜFE enflasyonu kullanarak yapılsaydı, reel gerileme bu zevada %7.6 olacaktı. Üretilmen satışların 50'lik gruplara göre dağılımına bakacak olursak da ilk 50 kuruluşumuzun uzun yıllardır olduğu gibi yine %50 bandında seyreden ağırlığının bu yılda devam ettiğini görmekteyiz. Değerli basın mensupları, ihracat performansına baktığımızda zorlu küresel rekabet koşullarının etkisiyle ISO 500'ün ihracatının 2022 yılına göre %2.9'luk bir düşüşle 95.1 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Hatırlayacak olursak 2023 yılındaki zayıflayan küresel büyüme dinamiklerine rağmen ülkemizin ihracatı binde 5 oranında artarak 255.4 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı yıl Türkiye sanayi ihracatı ise binde 2 düşüşle 245.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere 2023 yılında ISO 500 ve genel olarak da Türkiye sanayi sektörü ihracat pazarlarındaki bu olumsuzluktan da negatif etkilenmiş gözüküyor. Yine de ISO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payında bu oranın %38.7 ile %40 bandına yakın devam etmekte olduğunu görüyoruz. Şu an görmekte olduğumuz veriler ISO 500'ün her yıl dikkatle incelediğimiz ve ekonomik kamuoyu tarafından da merakla beklenen bazı temel göstergelerini içeriyor. Bu tablo ilk olarak 2023 yılında ISO 500'ün satışlarının yanında karlılıkların da zayıf kaldığına işaret etmekte. Şöyle ki 2023'te ISO 500'ün faaliyet kârı %39.7 oranında artarak 671 milyardan 937 milyardaya çıktı. Buna karşılık faaliyet kârı oranı 0.3 puan düşüşle %12.8'den %12.5'e geriledi. ISO 500 kuruluşlarının bir diğer karlılık göstergesi olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da %45.5 artışla 808 milyar liradan 1 trilyon 175 milyar liraya yükseldi. Aynı yılda FABÖK karlılığı oranı da 0.3 puan artışla 15.4'ten 15.7'ye çıktı. Son olarak ISO 500'ün vergi öncesi kar ve zarar toplamının da %32.9 artarak 485 milyar liradan 645 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Ancak satış karlılığı oranında 0.7 puan düşüşle %9.3'ten %8.7'ye inmesi dikkat çekiyor. Görüldüğü üzere tüm kar büyüklüğündeki artışlar 2023 yılı enflasyonun altında kalmış bulunuyor ve bu da reel olarak bir gerilemeye işaret etmekte. Ayrıca FABÖK dışındaki diğer tüm karlılık rasyoları da geçen yıla göre daha düşük bir kar oranlı yıl geçirildiğini gösterme açısından dikkat çekici bir veri olarak karşımıza çıkmakta. 2023 yılının sanayideki olumsuz etkilerini kar ve zarar eden kuruluşlar tablomuzda daha anlaşılır bir şekilde görebiliyoruz. ISO 500'de vergi öncesi dönem kar ve zarar büyüklüğüne göre 2022 yılında kar eden kuruluş sayısı 442 iken bu sayının 2023 yılında 404'e indiğini görmekteyiz. Diğer taraftan operasyonel karlılığı gösteren faiz, amortisman ve vergi öncesi kar zarar büyüklüğünü esas aldığımızda ise kar eden firma sayısının bir adet artışla 490'a çıkarak yüksek seviyesini koruduğunu görüyoruz. Şimdi görmekte olduğumuz tablomuz ISO 500'ün karlılık bileşenlerini yansıtıyor. Tabloyu geçen yıla kıyasladığımızda 2023'ün en çarpıcı gelişmesinin uzun yıllardır ilk kez net kambiyo zararının ortaya çıkmış olduğunu söylememiz mümkün. Buna karşılık kambiyo işlemleri haricindeki diğer gelirlerden elde edilen net kar 282 milyar lira çıkarak kur zararını fazlasıyla telafi etmiş. Bu sayede toplam faaliyet dışı gelirlerin
net satışlar oranının %2.1'den %3.6'ya çıktığı anlaşılıyor. Bu noktada söz konusu gelirler içerisinde faiz, temettü, iştirak, menkul kıymet, duran varlık satışı gibi kalemlerin yer aldığını da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Yeri gelmişken sanayinin son 10 yıldaki üretim faaliyet dışı gelirlerinin dönem kar ve zarar toplamı içindeki paylarınıza dikkat çekmek istiyorum. Bu pay üst üste 4 yıl düşüşle 2022'de %22.9'a kadar düşmüşken 2023'te tekrar %41.3'e çıkmış ve geçmiş yıllardaki ortalamasına yaklaşmış gözüküyor. Evet efendim, şimdi ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kripto para uzmanı Beslen Asu'yla bizlerle her salı olduğu gibi ve kripto paralardaki tabii düşüşü konuşacağız. Beste, günaydın, hoş geldin. Günaydın valla, hoş bulduk Feriha. Günaydın valla dedin, böyle canın sıkkın galiba. Aynen öyle. Peki şimdi niye düşüyor, alım fırsatı mı, daha da düşebilir mi? Tüm bunları detaylı olarak konuşacağız. Niye düşüyor aslında açıklaması para çıkıyor tabii ki. Şimdi hatta grafikleri de verirsek ekranlara görünür ama arkasındaki biraz temel gerekçelerden bahsedelim. Tamam, para çıkıyor ama neden çıkıyor? Şimdi şu an yurt dışı tarafına bakıyorum. Hani Amerika tarafında mesela tahvil faizleri düşüyor. Burası tamam. Endekslerde sert bir düşüş yok. Kıymetli metallere bakıyorum. Yatay gitmiyor ama çok sert bir düşüş de yok. Ama geçtiğimiz hafta 630 milyon dolar Bitcoin'den para çıkışı olmuş. Yani nasıl açıklayalım bunu? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Temel anlamda kriptoları etkileyen en ufak bir olumsuz durum yoktu. Hatta artık Ethereum ETF'lerini konuşuyorduk. Haziran sonu, bilemedik Temmuz sonu Ethereum ETF'leri de devreye girer diye buralarda tartışıyorduk. Fakat son dönemlerde, özellikle şu iki haftadır yaşadığımız bazı gariplikler piyasayı önce korkuttu. Daha sonrasında korkusunun ayyukaya çıkarak ne kadar da korkusunun haklı olduğunu gösterdi. Neyden bahsediyorum? Şöyle söyleyeyim. Özellikle Orta Doğu'da Filistin ve İsrail arasında geçen savaşta bunun Yemen, Lübnan kısmına yayılması zaten Orta Doğu'da hani hep bir gerginlik vardı. Hani biz bunu fiyatlama anlamında ekstra fiyatlama bazında konuşmuyorduk. Bunu haber anlamında insani bakımdan konuşuyorduk. Ama ne olduysa oldu. Rusya özellikle bu Ukrayna konusunda Amerika'yı tehdit ettiği vitesi arttırdı. Amerika tarafından aynı şekilde Rusya'ya işte yok Dağıstan'la savaşı çıktı. Bir şekilde oyalama politikasına girdi. Ve daha sonrasında işte Amerika'nın özellikle Türkiye'den 400 milyon mermi aldı. Bunun bir sonraki gelen mermi alan kişinin Sırbistan oldu. Daha sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın 3 ya da 6 ya da bilemediğiniz 7-8 ay içerisinde milyonların ölmesine hazır mısınız? Tren istasyonundan ayrıldı. Bunun gibi yapmış olduğu açıklamalar önce bir piyasayı korkuttu. Daha sonrasında Almanya hükümetine bağlı cüzdanlarda, Bitcoin cüzdanlarında yaklaşık 500 milyon dolarlık Bitcoin hareket ettirildi. Ki Almanya'nın şu anda devlet cüzdanında 3 milyar dolara yakın Bitcoin'i var. Bunlar hareket ettirildi. Allah Allah, ne oluyor acaba, Almanya hani Bitcoin'e karşı mı falan diye düşünürken bir anda ortalık sanki savaş çıkmışçasına bir savaş fiyatlamasına girdi. Yani bu her şey iki hafta içerisinde oldu diyorum ama özellikle savaş fiyatlaması bu üç gündür çok ciddi fiyatlanmaya başladı. Altın ve petrol yukarı yönlü gitmeye başladı. Ve şunu gördük.
Şimdi neticede Bitcoin'in tarihçesi 2008'e dayanıyor. Yani bankacılık gibi 200 yıllık bir tarihi yok. Bunu zaten her zaman söylüyorduk. Yani riskli bir varlık. Fakat Bitcoin satmaları acaba bize şunu gündeme getirdi. Ya olası bir savaş durumda, olası demeyeyim artık yüksek ihtimalle, komünikasyon eğer kesilirse o zaman dijital varlıklara ne olur? Benim kripto işte altın yapan da hep buydu ya zaten yani tabii. Fiziki olarak özellikle altın alanların gerekçesi de buydu diyelim. Yoksa öyle değil mi? Kaydi olarak da altın alabiliyorsun ama fiziki tabii. Alanların gerekçesi işte böyle bir durumda altın nakit yerine geçer diye düşünüldüğü için. Tabii aynı şekilde biz de gümüş hani altın değil de gümüşe bu sene biraz daha ağırlık vermiştik senin programlarında. Çünkü gümüş rekor seviyesini yarı yarıya seviyesindeydi. Altın ise rekordaydı. O yüzden hani gümüşün daha bir potansiyeli olabilir diye konuşurken biz tabii hiç savaşı konuşmadık. Umuyorum da bu olay daha da parlamadan biter. Ama dün mesela Putin'in bazı açıklamaları vardı. Amerika bizim sabrımızı zorlamasın. Almanya ile alınacak bir rövanşımız var. Ve şunu da tekrar etmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı Macar Sırp İmparatorluğu'ndan çıktı. Şu anda en çok olayı vesveseye verenler Macar ve Sırp Cumhurbaşkanları. İki, herhangi bir durumda, olası bir konuda Rusya ile Almanya arasında bir otoban olduğunu unutmayalım. Yani o yüzden bu tarz böyle savaş gündeme meydana gelince böyle de bir tablo ortaya çıktı. Şimdi birçok insan tabii inanmıyor. Aman diyor yine ortalığı aleve verdiler. Yine fiyatlar yükseldi ya böyle böyle oldu diye. Ben açıkçası bu kadar optimistik düşünemiyorum. Çünkü bu sefer... Daha realistim diyorsun. Yani realist miyim artık korkuyor muyum bilemiyorum. Ama bu kadar iyimser düşünemiyorum. Çünkü bu savaş hadi arkadaşlar dağılalım yani bir şey olmadı diyebileceğimiz yere evrilmiyor. Yani birbirleri üzerine tehditler... Tehditlerin boyutu artık Rusya NATO üzerinden gidiyor. Almanya ile alınacak rövanşımız var. Amerika bizim sabrımızı zorlamasın diye giderken. Ya açıkçası sevgili Perihan, sevgili izleyiciler. Yani benim zaten savaş fobim var. Hani gerçekten böyle bir fobim var. Ama eğer böyle bir durum söz konusu olursa kartlar yeniden dağıtılır. Allah korusun. Diyeyim ben. Hepimiz için canım Allah korusun. Dünyada isteyeceğimiz en son şey olabilir. Peki şimdi burada haftalık grafiğimizi de alalım ekranlara para çıkışı noktasında. İki haftadır para çıkışı var. Aslında iki hafta önce böyle hiçbir şey yoktu. Son zamanların en güzel para tabii. Girişini de görmüştük hatta. Yani tablo olumluydu. Bitcoin'de 70 bin doların üzerine konuşuyorduk. Tabloyu değiştirelim. Diğer grafikli tabloyu bekliyorum. Yani aslında bir anda iki hafta içerisinde ne olduysa aynen. Oldu diyebilir miyiz? Peki o zaman bunu böyle teknikle açıklamak da mümkün mü? Yani teknikte böyle bir durumda net çalışır mı? Tabii onu da sorayım. Yani tekniğe birazdan geçeceğim ama burada şunu göstermek istiyorum. Son iki haftalık çıkıştan öncesinde 2-4-5 haftadır düzenli girişler vardı. Ve bu çıkışlar açıkçası üçüncü ay yani Mart ayında çok sert bir düşüşümüz olmuştu. Onun dışında çok büyük bir durum söz konusu değildi. Ama bu çıkış çok hayra alamet bir çıkış olmadı son iki haftada. Hani piyasa böyle kar alayım veyahut da Fed faizleri indirmeyecek galiba çıkışı değil bizim bu son iki haftada yaşadığımız çıkış. O yüzden işler biraz sıkıntılı. Yani mesela bakıyorsun Bitcoin'de 630 milyon dolarlık para çıkışı olmuş. Ethereum'da, ETF'leri beklenen Ethereum'da 58 milyon dolar para çıkışı olmuş. Şimdi tabii söz konusu savaş fiyatlaması olunca hani ne seni ETF kurtarır ne de BTF kurtlar yani kurtarır. O yüzden şimdilik bu çıkış açıkçası şöyle söyleyeyim. Ya biz bu savaş tantanasında ya en sona geldik. Daha buradan sonrası için artık piyasa artık dönecek ya da bu iş daha da derinleşecek. Neden en sona geldik diyorum? Çünkü Rusya ve Amerika ve Almanya karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ettiler. Birbirlerine şu düzeyde konuşabilecek en yüksek perdeden konuştular. Ya buradan sonrası için ya evet taraflar barışsın etsin hani bir oturalım konuşalım müzakere edelim
olay dönecek ya da bu iş artık daha da ileriye gidip aksiyon tarafını alacak. O yüzden inşallah aksiyon tarafını almaz, otururlar konuşurlar ve ya yine haberi saldılar, piyasayı düşürüyor diyenler haklı olur. İnşallah. Peki o zaman şimdi bir önce teknik tarafına bakalım Bitcoin'in. Bu düşüş nereye kadar olabilir? Ardından birazdan farklı grafiklerimiz de var. Hem Bitcoin'de hem de Ethereum'da bakacağız. Dolayısıyla şu an geldiğimiz nokta aşağı yukarı 60 binler. Ve nasıl okuyalım burayı? İkili tepemsi bir durumda oluşmuş gibi ama nereden sonra bu çalışır ve bu düşüş o zaman nereye kadar olur? Şu alt desteğe kadar gelme ihtimalimiz doğar mı o zaman? Lütfen sahne senin. Estağfurullah. Şöyle bir geçeyim. Şimdi burada Bitcoin'de normalde biz şu trendi gayet net bir şekilde izliyorduk. Bu haftalık bir grafik. Dolayısıyla son iki haftadır yaşanan bu hareketler buradaki bizim trendimizi bozdu. İşin kötüsü bize burada haftalıkta ikili bir tepeye doğru bir çizme itti. Ve bu ikili tepe 56.500 seviyesini kırdığı takdirde burası 46 binlere kadar geliyor ki asla istemeyeceğimiz bir nokta. Neticede şu anda Bitcoin ne yaparsa yapsın 60 bin dolar seviyesinin üzerinde. Ve ben bunu bir ETF grafiğiyle birleştirmek istiyorum. Şu siyah grafiğimiz kümülatif ve daily total, net inflow olan. Diğeri bu BlackRock o kırılımlara. Tamam bu geldi. Şimdi ben burada şunu göstermek istiyorum. Biz 60 bin seviyesinde tutunuyoruz evet ama şu grafikle beraber birleştirmem lazım. Çünkü bu grafik bize aslında her şeyi anlatıyor. Günlük dün 174 milyon dolarlık ETF'ler bazında Amerika'da para çıkışı olmuş. Fakat baktığımızda toplam bunlar kabul olduğundan bu yana da 15 milyar dolara yakın Bitcoin'e para girmiş. Aslında 15 milyar doların üzerindeydi ama son 5-6 gündür çıkışlar olduğu için 15'in gerisine kaydık. Şimdi şuraya çok dikkatli bakmak lazım. Kümülatifte yani ETF'ler kabul olduğundan bu yana BlackRock burada 18 milyar dolarlık bir para girişi yaşanmış. Ve şu anda baktığımızda BlackRock'tan para çıkışı yok Bitcoin'de. Yani en büyük oyuncu BlackRock halbuki. Ve devam ediyorum. Bu arada hem artı hem eksi. Artı olan çıkmaması, risk olan tarafta olur bir de orada da para çıkışı başlarsa kısmı değil mi? Tam oraya geleceğim. Bardağın boş tarafından bakacak olursak. Aynen yani dedim ya o kadar optimistik bakamıyorum şu günlerde. Grayscale'in çıkışlarını bunu anlayabiliyoruz. Yani Grayscale'den çıkmış ve herhangi bir fona da girmemiş. Ama BlackRock burada henüz bütün net asetlerini tutuyor. Ve BlackRock burada satmadı. Satmamasının iki temel nedeni var. Bir, pesimistik bazda bakacak olursak demek ki BlackRock bu olayların çok büyüyeceğini düşünmüyor. Alım da yapmamış ama satmamış. Demek ki doğru alım yerini bekliyor. Yani bu işin kafasında bir destek seviyesi var mesela veyahut da bir sonlanacağı bir seviye var. Örnek veriyorum 55 binlerdir, 56 binlerdir. BlackRock burada bir başlar almaya. O zaman deriz ki evet arkadaşlar savaş fiyatlaması galiba geçiyor deriz. Ama şu anda ne alıyor ne satıyor en kötüsü de hareketsiz, aksiyonsuz bir şekilde beklemesi. O yüzden tekrar bir Bitcoin grafiğimize geçecek olursak diğerlerini saymıyorum. Fidelity, Bitwise falan saymıyorum. O yüzden bizim burada çizdiğimiz noktada ikili tepeye giden nokta 56.500'den geçiyor. Eğer buralarda BlackRock'ın almaya başladığını görürsek o zaman ben derim ki evet burada çok güzel bir ayı tuzağı çizmişler. 56.000'den dönüyor yorumunu yapabilirim. Ama şu anda gündemin nereye gideceği belli değil. İsterse onu neye çevirebilir? Yanına bir tane daha üç tepe omuz başımız yani isterse ya da kırıp götürebilir. Yani isterse rekora da götürebilir. İsterse baş harfi bile yazabilir. Yani şöyle bir B yazmış zaten. Yani Beste'nin B'si mi artık BlackRock'ın B'si mi? Çok karar veremiyorum orada emin değilim. Ama şöyle bir durum var. Bu iki haftalık bu savaş tantanası olmasaydı yani biz şu anda muhtemelen 71 bin ila 72 bin arasında rekor fiyatlamalar en azından talebi topluyorduk. Fakat ben açıkçası rekor bekliyordum. Bunu herkes de biliyor.
Yani 74.000-75.000 bir rekoru bekliyordum ben. Hani böyle 80-85 bir rekoru değil. Hani bir yenilesin, bir geri gelsin, 68.000 üzerine otursun diye bekliyordum. Ama şu anda bu savaş muhabbeti bize 56.000 lira eğer inattırırsa ve biz artık orada bir talep görürsek, ki dün ne oldu? 58.000'e iğne attık. Buradan hemen bir borsadan yüklü bir alım geldi. Yani 56.000 ila 58.000'ler talebin geldiği noktalar oldu Bitcoin'de. Çünkü orası kırılırsa bu sefer değil mi ikili tepe çalışmış olacak ve yani aşağıda o zaman böyle 45-46 binleri mi konuşuruz? Daha da olumsuzunu da konuşalım. Ben açıkçası yani kendi kanalımda da söylüyorum. Benim buradaki likiditasyon fiyatım 52.886 yani evet. 53.000. Yani ki burası biraz daha yukarıdaydı. Marjin ekleyerek burada 53.000 lira çektim. Yani şu anda bakıyorum 56.500 kırıldığında hiç likitte fiyatını beklemem. Orada artık zararın neresinden dönsem kârdır derim. Çünkü spot bitcoinlerimin dışında burada bir marjin işlem açmıştım. Tekrar diyorum, ben halen daha görüşümü koruyorum. Bu savaş konusu eğer söz konusu olmaz ise, yani artık daha fazla, yani gerçekten burada bir saçmalıyorlar mı, yoksa ciddi anlamda biz 2025'te bambaşka bir dünyaya mı merhaba diyeceğiz bilemiyorum. Ama zaten 56'yı kırmadığı müddetçe ne 53'ü ne 46'yı konuşuruz, ama 56'dan artık buradan bir red yiyip yukarı yönlü dönmesi gerekir. Peki bir grafiğimiz daha var Beste. Şimdi onu da alalım, ondan sonra Ethereum'a bakalım. Çünkü burada şimdi para giriş çıkışına baktık, grafiğe baktık. Diğer taraftan Ethereum'a da bakacağız. Burada ETF haberlerini hazır, tam böyle Ethereum'da konuşurken, Ethereum'la biz Bitcoin karşılaştırması yaparken gerçekten bambaşka bir noktaya geldik dediğin gibi. Aynen öyle. Şimdi bu da az evvel görmüş olduğumuz günlük bazdaki ETF çıkışlarının kümülatif hali. Hı hı. Ve şu şekilde baktığımızda net asetler şöyle söyleyeyim. Hani Haziran'ın başından biraz hani FED yüzünden, 12 Haziran'daki FED toplantısından dolayı biraz çıkış vardı. Ama şuradaki çıkışın eğimi artık bizleri net bir şekilde jeopolitik riskler olarak sorgulattırıyor. Yine artıdayız. Böyle daha kötü günler de görmüştük. Hatta bu kötü günlerde bir saniye ayın 4'ü, 4 tabii ne yapar? Bitcoin fiyatı 63.000'lerde. Mayıs orası. Evet, şurası 63.000 ise aslında ikinci bir scale yapması lazım, yapmamış. Yani biz mesela ne yapmışız? Nisan'da da böyle bir fiyatlama görmüşüz. Ardından iki tane sert giriş ve daha sonrasında da haftalarca süren para giriş yaşamışız. Yani biz bu durumu daha önce yaşadık. O yüzden söylüyorum 56. Hatta daha kötüsü bile. Daha kötüsü daha iyi oldu. O yüzden söylüyorum. Bu MTGOX olayı da üzerine tuz biber oldu biliyorsun. Bitcoin'le ödeyeceğiz dedi. 141.000 adet Bitcoin geri ödemesi yapacağız dedi. O da üstüne tuz biber oldu. O yüzden biz daha kötüsünü görmüştük. Yeter ki 56.000'in gerisini emmeyelim. Peki Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'daki grafiğimize bakalım. Hı-hı. Daha doğrusu. Yine Ethereum'da ben burada haftalık grafik olarak çıkardım. Haftalık grafik çıkarmamın nedeni burada daha böyle miyobik bir bakış açısıyla. Hani daha yani stratejik bakalım dedim. Stratejik bakmak açısından. Çünkü tekrar diyorum, bu günler habere bazlı günler olduğu için hani burada yakın bazlı bakarsak ormanın bütününden kopmayalım diye. Ve burada Ethereum'da da Haziran 2022'den bu yana olan 2 yıldır devam eden bir kanal var. Ve biz bu kanalın üzerine 4.000 doların test ettik ve ardından tekrar bir geri çekildik. 2024'te de 3.800 dolarlara kadar çıkmıştık. Ve şimdi Ethereum'da böyle ikili tepe gibi düşünebilirsiniz belki, ama özellikle burada 3.150-3.200 seviyesi Ethereum'da kanal orta bandımıza denk geliyor. Daha öncesinde biz kanal orta bandına deyip tepki verip kanal alt bandına gelmiştik. Eğer ki en kötü felaket senaryosunda hani Bitcoin 56.000'i kırdı diyelim, 2.300'lere kadar Ethereum burada geliyor. Yani onu ETF haberi falan kurtarmaz. Çünkü savaş varsa hani kim takar Ethereum'u da, ETF'ini de, yani böyle bir hale geliriz. Peki Beste, eğer tablo korktuğun kadarsa şu an altının çok daha büyük bir momentum
içerisinde olması gerekmiyor muydu sence? Yani evet, piyasa böyle fiyatlamaz mıydı? Yani piyasa bundan bu kadar, işte örnek veriyorum, hani 50 binin altına verecek kadar diyelim Bitcoin'i korkuyorsa piyasa, bugün belki altında 2500 dolarları konuşmamız gerekmiyor muydu o zaman? Yani olumlu taraftan bakmaya çalışıyorum. Şimdi aynısını tabii oturduk, istişarelerde bulunduk biz de böyle hani arkadaşlarımızla, ama şöyle bir durum var. Bize bu durum şunu gösteriyor. Tamam, piyasa o kadar savaş moduna girmemiş. Yani altın ve petrolde çok hafif yukarı yönlü hareketler var. Ama olur da bir savaş çıkarsa, bu ilk komünikasyon kesilmesinden, iletişimin kesilmesinden demek ki bu kadar korkuluyor ki, bir, böyle bir durum olabilir, bu bir. İkincisi, MTGOX 2014-2015 yılında batan, dünyanın en büyük borsasıydı. Batmadan önce Bitcoin 1500 dolardı, battıktan sonra Bitcoin 300 dolara düştü. Şimdi bu adamlar daha sonrasında buldukları bir soğuk cüzdanı alacaklarına dağıtacağız diye yola çıktılar. Hani acaba bunun mu önden haberi diyeceğim, ama o kadar da büyük bir haber değil. Çünkü 8.8 milyar dolarlık bir satışla karşılaşabilirdik. O günkü fiyatla Bitcoin dağıtım yapacaklarını söylediler. Hop, bir anda 30-40 milyon dolara düştü. O da Bitcoin'de 30-40 milyon dolar hareket daha yettirmez. Yani şöyle bir bir şey oldu falan deyip bakarsın, tekrar yerine gelir. Önemli bir rakam değil. O yüzden bu fiyatlama Fed değil. Altın, petrolde görmüyoruz. Çünkü Bitcoin düşmeye başlarken S&P ve Nasdaq 2 gün boyunca rekora gittiler. Evet. Altın ve petrole bakıyoruz. Savaş fiyatlamasında aman aman... Net bir fiyatlama yok. Net bir fiyatlama yok. Ama konu Bitcoin'e geldiğinde, yanılmıyorsam burada dijital bir varlık olmasından kaynaklı. Geçmişi de çok, tarihçesi çok daha geriye gitmediği için belki burada biraz güven problemi de olabilir. Bak, buldum ben nedenini. İşte kripto varlıklara ilişkin düzenleme bu hafta mecliste gündeme gelecek ya. Dünya bizi bekliyor olabilir diye bir tabii espri yani yapıyorum. Yine dünyaya şeklimizi koymuşuz derim. Evet, dünyaya yön veren Türkiye. Çok bir dakikam var ama istersen çok fazla küresele gittik. İşin şakası bir yana, hakikaten yani kripto varlıklara ilişkin düzenleme bu hafta mecliste gelecek ama burada ne bekliyorsun? Ya seni defalarca konuştuk. Yani umuyorum Türkiye'deki kripto borsalarını bitirecek bir regülasyon olmaz diyelim. FX örneği vermiştik. Açıkçası ilk taslağı aldığımızda ben taslağı hazırlayanı birçok kişi eleştirse de ben tebrik ettim. Gerçekten çok güzel hazırlanmış bir taslaktı. Eksikleri olabilir tabii ki de. Zaten eksikleri konuşmak için plan bütçeye gönderiliyor. Olduğu gibi yasalaşmıyor. İlk etapta burada yatırımcıyı ilgilendiren konu bir vergi var mı yok mu? İlk yasa tasarısında vergi olmadı. Yani vergiyi görmedik. O yüzden burada ikinci, üçüncü adımlarda tabii ki de vergi gelecek. Yani vergi gelmeyeceğini düşünmüyoruz. Ama işlem, yani açtığınız işlemden muhtemelen stopajdan gelecek. Ama şöyle bir durum var. Burada borsaların nasıl bir güvenlik önlemleri alınması gerektiği, nasıl bu cüzdanlarda saklanması gerektiğini ele alan, TÜBİTAK ve SPK'nın beraber çalıştığını içeren bir taslaktı. Ki bunun ne kadar gerekli olduğunu gördük. Geçen gün biliyorsun bir borsaya, BTC Türkiye hack saldırısı gerçekleşti. Evet, siber saldırı gerçekleşti. Çok üzücü. Çok üzücü, tamam. Hani BTC Türk çok kuvvetli bir kurum. Türkiye'nin ilk borsası, dünyanın 3. mü 7. mi bir borsası. Ama tabii ki de bu SPK ve TÜBİTAK nezdinde nasıl saklanacağı, hangi teknolojik koşullar altında saklanacağı, bunlar bir çerçeve oturtulursa en azından biz denetleniyorduk dersiniz. Buradaki riski üstünüzden atarsınız. Bu çok gerekli. 28 Haziran'da Singapur'da Paris Mali Eylem Gücü toplantısı geliyor. Özellikle bu kripto para tasarısını yasalaştırsınlar ki bir an evvel biz 28 Haziran'daki Singapur'daki toplantıda ne yapalım? Gri listeden çıkabilelim. İnşallah, tabii içeride şu an beklediğimiz en yakın, en önemli haber akışı da bu. Beste, teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta daha güzel şeyleri konuşuruz diye bir temenniyle bitti. Yani çok isterim, çünkü bu gerçekten bu çok bambaşka bir senaryo. Mesela çok kişi yazdı, işte siz Bitcoin'de beklemiyor muydunuz falan, hani Bitcoin almıyor muydunuz diye söyleyenler olmuş. Yani hani arkadaşlar, FED faizleri indirecekti de indirmedi durumu değil bu.
bu bir savaş durumu. Yani biraz ciddiye alın ve hani konuşmalarınıza da biraz ciddiyet yansıtın. Böyle bir durumda hani yani ne Bitcoin'i kalır ne doları kalır. Hani hiçbir şey kalmaz böyle bir durumda. Evet, isteyeceğimiz son şey olur. Çok teşekkürler Beste. Efendim programımızı noktalıyoruz. Yarın sabah yine sözleşelim 9.30'da Ekotürk ekranlarında buluşalım. Hoşçakalın.